Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 4 Mart Pazartesi, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. 2 saat boyunca size Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Günün öne çıkan başlıklarına bakalım birlikte, ardından detayları sizlere aktaracağız. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek sevgili izleyenler bugün. Ve masada konuşulması gereken konular arasında Suriye'ye ilişkin bir konunun olması bekleniyor. ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve aynı zamanda da Mümit yol haritasının hayata geçirilmesi konularının konuşulması öngörülüyor. Başka hangi konular var? Birazdan bakacağız. Ve TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı sevgili izleyenler ve böylelikle Şubat'ta 0,16 artmış oldu enflasyon. Yıllık bazdaysa 19,17 oldu. Geçelim bir diğer önemli başlığımıza. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılananların sayısı aslında binleri aşıyor diyebiliriz. Bir örnek taşıyacak olursak eğer, bir baba kızından, bir kız da babasından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla, suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu konuya da birazdan bakacağız. Günün öne çıkan başlıkları böyle, şimdi hemen detaylara geçelim. Evet, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek dedik. Ankara'da bir dizi temas gerçekleştirecek olan Jeffrey'nin çantasında hangi dosyalar var? Detaylarını muhabir arkadaşımız Melike Görür'den Ankara'dan alacağız. Melike, detaylar sende. Evet Aslı, senin de söylediğin gibi bugün Ankara'ya Washington'dan önemli bir misafir gelecek. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey akşam saatlerinde Ankara'da olacak. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşecek. Temasları 2 gün sürecek Jeffrey'nin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Henüz o netleşmedi. Ama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşmeyecek öngörülüyor. Peki Jeffrey Türkiye'ye neden geliyor? Onu da hemen aktaralım. Jeffrey'nin 2 günlük temasları olacak. Gündem Suriye olacak. ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Suriye'den çekileceklerini duyurmuştu. Ama geçen sürenin ardından ABD tam anlamıyla Suriye'den çekilmedi ve Trump Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kurulması önerisinde bulunmuştu. Bu her iki konuda Ankara'da masaya yatırılacak. Güvenli bölgenin detayları görüşülecek. Görüşmelerde ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Mümit yol haritasının hayata geçirilmesi konuları da ele alınacak ve hava savunma sistemleri S-400 ve Patriot bu konularda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz günlerde ABD'den önemli bir misafir daha gelmişti. Hatırlanacağı gibi Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmede de gündem Suriye'ydi. ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü de geçtiğimiz günlerde Mart ayının başında Ankara'da toplanmıştı. Bugün de ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da olacak. Şu anda uçakta ve Suriye meselesini Ankara'da masaya yatıracak diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Peki Melike, teşekkürler detaylarını aktardığın için. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor. Melike Görür'ün de aktardığı üzerine, muhabir arkadaşımızın aktardığı üzerine şu anda uçakta. Görüşmenin saati tam olarak belli değil. Detaylarını aktardı bize, neler konuşulabileceğini aktardı Melike. Geçelim gündemin diğer önemli gelişmelerine. Evet, işsizlik artıyor, iş kuyrukları uzuyor. O kuyruklarla ilgili çarpıcı görüntüler Zonguldak ve Bartın'dan gelmişti. Bu kez kura çekimleri için yüzlerce kişi toplandı. Ve cumartesi ve pazar günü gerçekleşti. Bunlar ancak çekilişler partide bir ismin noterliğinde tartışmalı hale geldi. O noter vekilinin AKP'den belediye meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı. Uzadıkça uzayan iş kuyrukları son dönemde neredeyse ekranlardan hiç eksilmiyor. Bu seferki görüntülerde kalabalığın nedeni ise yapılan başvuruların nasıl sonuçlanacağı ile ilgili. Valla iş yok. İnşallah hayırlısı olur ya. Başka yapacak bir işimiz yok şu an. Boştayız. Geçinmek çok zor. Çocukları da var. Evleri kira mecbur. Bu garanti yani. Devlet işi.
Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Yoğun kalabalıktan dolayı salona sığmayan vatandaşlar için dışarıya LED ekranlar kurularak çekiliş takip ettirildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. 3 il için noter huzurunda gerçekleştirilen kura'da çekilişe gölge düştüğünü ise CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ortaya çıkardı. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TTK işçi alımı için noterlikçe yapılacak kura çekilişi için salondayız. Ancak işçi alımı için yapılacak kuraya şimdiden gölge düştü. Kura çekilişini yapacak noter vekili AK Partili belediye meclis üyesi adayı Birkan Hamarat ifadelerini kullandı. İşkur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında alınan başvurularda Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35.770 iş başvurusu yapılmıştı. Bunlardan sadece 1000'i işe yerleştiriliyor. Geride kalanlar ne yapacak? CHP'li vekilin gündeme taşıdığı AKP'li noterle ilgili sorular nasıl yanıt bulacak? Evet, Türkiye'yi yönetenler, ekonomi kurmayları işsizlikle mücadelede başarıdan söz ediyorlar. Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rize'de rekor istihdamdan, işsizlikle mücadelede başarıdan söz etti. 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardık, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık dedi. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Hüda Aslan sordu, Ekrem Uzunoğlular görüntüledi. Dünyanın en zor işlerinden biri olan yeraltı madenciliği için Bartın'da iş kuyruğuna girenlerin görüntüsü, işsizliğin en çarpıcı görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Sokağın sesine, sokağın görüntülerine göre durum böyleyken Türkiye'yi yönetenler, ekonomi kurmayları işsizlikle mücadelede başarıdan söz ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, Rize ve Artvin'de rekor istihdamdan, işsizlikle mücadelede başarıdan söz etti. 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardık, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık dedi. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz. Bunun yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl %6 oranında büyütmemiz vardır. Aynı gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da istihdam seferberliğinden söz etti. Erdoğan'ın 9 milyon olarak açıkladığı rakamı yaklaşık 8 milyon olarak açıkladı. Avrupa'da bir rekoru kırdık dedi. Yaklaşık 8 milyon kişi ilave istihdam sağlayarak Avrupa'da birinci olduğunun da gururunu yaşamaktayız. Son yıllarda işsizlikle mücadelede başarı sağlanıyor mu? Eskiden çöpçülerdik, şimdi temizlik görevlisi. Saygı duyuyorum. Tabii o da yapılacak. Onun da oraya işe girmiş insan havalara uçuyor ya iş sahibi oldum diye. Ya sonuç itibariyle çöpçü olduk yani, kusura bakmayalım da. Ama bir fabrikaya, dediğim gibi, bir makine başına geçseydi de o insan Almanya'daki gibi veya gelişmiş ülkelerdeki gibi öyle istihdam edilseydi de, o adam havalara uçsaydı onu anlayabilirdim. Belediye, inanın bana, belediyeye çöpçü girdi veya belediyenin aşevine kepçeci girmiş. Adamın yani şeyinden geçilmiyor. Ya dedim, sen ne iş yapıyorsun, belediyenin aşevinde kepçeciyim. Yani o kadar rahat iş buldum diye o kadar kendini ayrıcalıklı hissetmiş ki hayır bu böyle değil. Bu ülke gelişmiyor. Bu ülke gelişmiyor. Üzgünüm. Asla.
Asgari ücreti 2000 lira yapıldı. Hiç kimse 2000 lira almıyor. Ben çalışanım şu anda. 4 aydır çalışıyorum, sigortam yapılmadı. Sigorta istediğin zaman ortamı görüyorsun diyorlar. Kana alıyoruz, geçinemiyoruz. Üstümüze başımıza alamıyoruz. Aynı pantolonla, aynı ayakkabıyla yıllardır geziyorum. Vallahi yani rakamlara baktığınız zaman çok da başarılı olduğu söz konusu değil tabii ki. Yani bir de zaten şu andaki ortamda yani işsizlik bayağı yüksek bir oran. Türkiye genç nüfusa göre, eğitimli nüfusa göre bakıldığı zaman yani bayağı problem. İşsizlikle mücadele ediyorlarsa bence bir insinler, bir halkın arasında bir dolaşsınlar, bakayım nasıl mücadele ediyorlarmış. Yani bu toplumda bu kadar insan işsiz. Bence her şeyin temelinde üreten bir ülke olursak eğer bu yönde büyük bir atılım yapmış oluruz. Yoksa öteki türlü zaten TÜİK'in rakamları sadece İşkur'a başvuranları alarak bunu %10, %11 olarak gösteriyor ki bu normalde daha fazla bir rakam. Mustafa Kemal Atatürk, İnönü ve daha sonra gelen kabinelerin kurduğu fabrikaları bu geçen senelerde eğer böyle özelleştirmeye devam edersek, her ne kadar o işçilere iş garantisi versek bile o işçiler patronlar tarafından zorlanıp işten çıkartılmak durumuna geliyorlar, evet. Bu yüzden eğer bir ülke üretmezse istediği kadar Cumhurbaşkanı çıkıp yemeğinde o patronlara seslenip işçi alın, işçi alın desin. Bu ancak ve ancak kapitalizmin elinde olan bir şey ve bir ülke üretmezse bunun da borcunu öder. İşsizlikle biz mücadele ediyoruz. Yani çünkü artık sektör öyle olmuş ki asgari ücretle bir yerde çalışabilirsin. Onun üzerinde bir yerde çalışman için yani neredeyse bir tutanak dosyası gibi dosya hazırlaman lazım. O kadar fazla CV'mizde detay istiyorlar ki bizden şirketlere başvuru yaparken giremiyoruz. İşsizlikle mücadelede hem başarı sağlanmış hem de Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılmış olabilir mi? Yani var mı başarılı olmasına? Herkes işsiz. Herhalde hayal görüyorlar. Çok alt sıralarında ve yeterli değil, yetersiz düzeyde. Ben o söylentiye inanmıyorum maalesef. Çünkü söylenenden fazla işsizlik olduğuna inanıyorum. İşsiz olduğuna inanıyorum. Ve bir an önce de farklı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu düşüncemde haklı çıkarım. Ben mahcup olmaya razıyım. Yeter ki vatanımız, milletimiz adım adım da olsa bir yerlere gelsin. Ben inanmıyorum işsizlikle rekor başarıyı şey yapmışlar da. Mücadele etmişler ve kazanmışlar da. Neden işsiz sayısı artmış? Ona ben yöneticilerin o ifadelerine inanmıyorum ama gerçekten de milli kriz çok derinleşmesin diye insanları neresi olursa olsun iş sahibi yapmaya çalıştıklarını biliyorum. Hani demin söylediğim gibi hastanelerde paspasçı, lokantalarda bulaşıkçı, AVM'lerde paspasçı. Bunlar istihdam değil, hizmet sektörü istihdam olamaz yani. Dibe vurmakta bir rekor. Dibe vurduk yani. Yerin dibine girdik de çıkmak için debeleniyoruz. 31 Mart'tan sonra daha da beter olacağız diye korkuyorum. Endişeliyim. Gençlerin geleceğinden de endişeliyim, kendi geleceğimden de. Hadi diyoruz biz bu zamana kadar bir şeyler yaptık, yaşadık. Ama şimdiki oğlan evlendireceğim. Nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Zannetmiyorum öyle bir şey olabileceğini. Yani sürekli zaten yeni bir nesil geliyor. Sürekli bir insan yetişiyor. Üniversitelerde mezun olan bir sürü insan yetişiyor. Bunların tabii ki herkesin bir iş sahası yaratılması, bulması o kadar da çok kolay değil yani. Ama bu nasıl yapılır, nasıl başarılabilir? O da yöneticilerin tabii konusu. Yani tabii söylemde öyle yani, siyasi olarak söylemler hep öyle yani. Olumlu şeyler söylemek zorundasınız ama karşılığını araştırıldığı zaman birebir örtüşüyor mu? O tabii ki tartışılmaya açık bir durum yani. Şimdi daha önceden çok fazla işsizlik vardı belki. Şimdi ben oran orantısını ya da yüzde değerlerini bilmediğim için yorum da yapamam aslında. Ama önceden belki işsizlik atıyorum %40'tı, şimdi %20'ye inmiş. Ya %20 işsizlik böyle dışarıdan bakıldığında başarıysa tamam başarılılar o zaman. Ama bana göre başarı değil. Bence hiç başarılı değiller. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Şubat ayında %0,16 artarken yıllık bazda %19,67 oldu.
TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi aylık %0,16 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve 12 aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Şubat ayının zam şampiyonu %35,19'da marulda görüldü. TÜİK verilerine göre fiyat artışında marulu %23,97 ile maydanoz, %18,66 ile kırmızı lahana izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %14,99'da erkek kazağında gerçekleşti. Bunu %14,66 ile domates, %13,62 ile kadın kabanı, %11,49'da çocuk kazağı, %10,81 ile elbise, %9,66 ile kadın botu, %9,39 ile da erkek montu izledi. Türkiye devlet harcamalarında diğer ülkeleri solladı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye kamu harcamalarında üst sırada. Makam aracının fazlalığı ise dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanterini konusunda da çalışma başlattı. Yaz aylarında yaşanan kur krizinin ardından iktidar kanadından tasarruf sesleri yükselmeye başlamıştı. Ama Türkiye geçen aylara rağmen devlet harcamalarında diğer ülkelerle kıyaslandığında üst sırada. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı bu veri. En çok harcama ise kamu araçlarına yapılıyor. Türkiye'de 115 bin kamu aracı var. Avrupa'ya dönüp baktığımızda ise rakamlar daha mütevazı. Fransa'da 2 bin, İtalya'da ise 29 bin kamu aracı var. Makam aracında da zirvelerdeyiz. Türkiye'de kamuda 417 şoförlü kamu aracı bulunurken İngiltere'de üst düzey hükümet yetkilileri için 90 araç tahsis edilmiş. Belçika'da ise 72. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı. Araçların sınıflarını düşürmek, sayılarını azaltmak hedefleniyor. Ama o hedeflerin tutturulması pek olası görünmüyor. Antalya'da icra ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet 7 Emin Otoparkı'nda çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu ise bu durumdan oldukça dertli. Burası bir araç mezarlığı değil, döviz çöplüğü diyor. Aslında uzaktan burası bir araba mezarlığı zannedilebilir ama işin aslı öyle değil. Yani dışarıdan bakıldığı zaman burası bir araç mezarlığı gibi gözüküyor ama aslında burası bir döviz çöplüğü. Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip 7 Emin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu ise oldukça dertli. Bu araçların burada uzun süre kalması icra iflas kanunundaki aksaklıklar yönünden. 34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2500 otomobil ve 2000'e yakın motosikletin olduğunu ifade eden Topçu, ülkenin ekonomik yönden zarar ettiğini belirtiyor. Bizim şu anda elimizde 14-15 senedir bekleyen araç var. Tabii bu araçların uzun süre beklemesi ülke ekonomisinde çok büyük zararı var. Bunlar neticede milli servet. Bunların hepsi dövizle yurt dışından geliyor. Burada dövizimizi heder ediyoruz diyor. Burada araçlar çürümeye yüz tutuyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman burası bir araç mezarlığı gibi gözüküyor. Ama aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz. Yani ülke ekonomisine çok büyük zarar veriyoruz. 7 Emin depolarının zarar ettiklerini söyleyen Topçu, çözümü de icra iflas kanununda değişiklikte buluyor. İcra iflas kanununda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın satışından da sorumlu olması lazım. 7 Emin depoları uzun süre bekleyen araçların hepsinde zarar eder. Konut mağdurları İstanbul Esenyurt'ta bir inşaatın şantiye alanında seslerini duyurmaya çalıştı. Binlerce lira ödeme yaptıkları halde evlerine kavuşamayan mağdurlar
hükümetin sorunlarına çözüm bulmalarını istiyor. Mağdurlarız. Yani burada 4-5 bin kişi, 4-5 bin aile daha doğrusu, her ailede de 4'er 5-5 kişi olduğunu düşünürsek bayağı bir mağduruz. Konut mağdurları geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıp maketten yaptıkları konutları ateşe vermişti. Bu sefer şantiye alanına gittiler. Burası Esenyurt, dikey mimarinin yeni merkezlerinden. Kaç sene oldu? Ben buraya geldim de şurada ev yoktu. Bakın, çekin. Şuraya çekin. Şuralar bomboştu. Anlatabiliyor muyum? Ben evimi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kimse burada parasının peşinde değil. Herkes evinin peşinde burada. Alanda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup sloganlar atarak firma sahibini protesto etti. Ayrıca yetkililere seslenen mağdurlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. Bizden para talep ediliyor. Bizden para talep edildiğinde biz bu parayı zaten veremiyoruz. Burada kirasını, buradan kira yardımı alıp da insanlar kiralarını ödüyorlardı. Bu insanlar kiralarını ödeyemeyecek durumda. Çoğu arkadaşlarımız şu an icralık durumdalar. İcralık olduğundan dolayı mahkemelere uğraşıyoruz. Ve biz mağduruz. Bu insanların bize yardım etmesine, devletin bize yardım etmesini istiyoruz. Protesto sırasında inşaatlardan birine çıkan bir kişiyi polis ekipleri aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan vatandaşın dalgın bir anından faydalanan ekipler yakalayarak apartmandan aşağı indirdi. Adı öğrenilemeyen vatandaş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekillerinden Aydın Ünal, sosyal medya hesabında Pelikan denilen gizli örgüt AK Parti'yi sinsice zehirliyor mesajını paylaştı. Ünal dikkat çeken o tweetini daha sonra incinenler olmuş diyerek sildi. Pelikan örgütü AK Parti'yi sinsice zehirliyor. AKP'li eski vekilin söylediği bu sözler partiyi karıştırdı. Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP'nin eski milletvekili. Akşam saatlerinde attığı bir tweet büyük ses getirdi. Parti içindeki gizli bir örgütten bahsetti Ünal. Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim. Adına Pelikan da denilen gizli bir örgüt AK Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti. Başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek. Ünal daha sonra incinenler olmuş diyerek tweet'i sildi. Hatır için sildim açıklamasını yaptı. İstişare etmemiz gereken her hususu gündemimize alıyoruz. Ünal'ın bahsettiği Pelikan isimli gizli örgüt AKP'deki Pelikan dosyalarını akıllara getirdi. Kim olduğu bilinmeyen isim ya da isimler tarafından internette paylaşılan o dosyalar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınma süreci başlatılmıştı. Aydın Ünal geçtiğimiz aylarda da partisini AK Parti'nin 16 yıldır girdiği her seçimi kazanmış olması gireceği her seçimi kazanacağı garantisini vermez sözleriyle uyarmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Gebze'de konuştu. İsraf ekonomisini eleştirdi. Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği belliydi. Böyle bir israfın olduğu hiçbir yerde ayağa kalkış ve ekonomik diriliş gerçekleşmez diye konuştu. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım diğer adaylar gibi seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Adalara gitti. Oradaki Adalılara ulaşım sözü verdi. Deniz yolu ulaşımını ücretsiz yapacağız dedi Binali Yıldırım. Ancak tam bu noktada da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri akla geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım ücretsiz yapacağım vaadini eleştirmişti. Ve sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun demişti. Yaz, kış, adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Ya sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun? Seçim çalışmalarını Büyükada'da sürdüren AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, meydanda vatandaşları selamlayarak AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı binasına yürüdü.
Burada halka hitap eden Yıldırım bazı vaatlerde de bulundu. Yıldırım'ın özellikle AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği ulaşım bedava olacak vaadini adalarda uygulayacaklarını söylemesi dikkat çekti. Şunu söyleyeyim, peşin İstanbul kart olan ve İstanbul kartı kullanan yaz, kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun. 65 yaş üstüne otobüsleri bedava yaptık. Niye? 65 yaş üstündeki benim vatandaşım zaten elden ayaktan neredeyse kesiliyor. Yani bir şey yaptığınız zaman bunun bir ifadesi olsun, tanımı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahan mitinginde İmamoğlu'nun ulaşım vaatlerine bu sözlerle yüklenirken sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun, kalkar şu kadar indirim dersin. Siz bunlara inanıyor musunuz sözleriyle karşılık vermişti. Ya sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun? Evet, bir diğer aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu. O da hız kesmeden seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Gün içerisinde aslında birçok yere gidiyor diyebiliriz İmamoğlu. Önce Şişli'deydi. Orada mahalle birlikleri toplantısına katıldı ve kentsel dönüşüm fonu ile ilgili bir açıklamada bulundu ve bunu oluşturacaklarını belirtti İmamoğlu. Daha sonra Büyükçekmece'ye gitti. Orada da Hatay Medeniyeti Tanıtma Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir toplantı vardı. Orada da Hatay'daki o Hatay ruhundaki o sevgiyi, o saygıyı İstanbul'a da geçireceğiz dedi. Özellikle İnşaat sektörünün süreç içerisindeki durumu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu seçim ziyaretlerine devam ediyor. Çoğu zaman bir günde 3 yeri hatta 4 yeri ziyaret eden İmamoğlu, aynı gün içinde önce Silivri, sonra Şişli ve Büyükçekmece'de temaslarını sürdürdü. Şişli'de kentsel dönüşüm sürecinde örgütlenen mahalle birliklerinin Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantısına katıldı. Mahalle birlikleri üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına "Bizimle misiniz değil misiniz?" başlığıyla hazırladıkları 6 maddelik taahhütnameyi imzalama çağrısına olumlu yanıt veren İmamoğlu taahhütnameye imza attı. Kentsel dönüşümde sorunların yaşandığına değinen İmamoğlu bu sürece kendilerinin nasıl yaklaşacağını anlattı. Bu konuda bir kentsel dönüşüm fonu düşünüyoruz. Bu bizim için çok değerli bir kavram. Zira rantı yüksek alanlarda oluşturulacak olan projelerden elde edilecek artı kaynaklar, rantı düşük olan ve insanlarımızın daha sıkıntılı olduğu, gelir seviyesinin düşük olduğu ortamlara aktarılacak bir fon haline getirileceğini, bu özel çalışmanın aslında çok da ciddi bir finansman yaratarak İstanbul'da bugüne kadar İstanbul'un boş arazilerinde büyük binaların, o belki de çok çok büyük fiyatlara satılan konutların hiçbirisinden tek bir lirasından İstanbul'un faydalanamamasını, üzüntüsünü yaşıyorum. Artık bundan sonra rantı yüksek alanlarda üretilen rantın mutlaka toplumun ihtiyaç duyduğu noktalarda yine kentsel dönüşüme harcanacak bir fona dönüştürüleceğini size söz veriyorum. Seçim turlarını adeta zaman kavramı olmadan yürüten İmamoğlu, ziyaretlerini Hatay Medeniyetini Tanıtma ve Dayanışma Derneği'nin Büyükçekmece'de düzenlediği toplantıda noktaladı. Geceye Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile beraber katılırken vatandaşlar fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Toplantıda söz alan İmamoğlu, seçim çalışmalarını Hatay ruhuyla sürdürdüğünü söyledi. Saygının ve sevginin kenti olan Hatay'dan aldığımız bu ruhu umut ediyorum ki İstanbul'da kazanacak dedi. Şunu ifade edeyim, Hatay tabii bir sevgi kenti, sevgi şehri ve farkındaysanız İstanbul'da farklı bir siyasi süreci, farklı bir dili temsil etmeye çalışıyorum. Bu dili temsil ederken de açıkçası içinde neredeyse düşündüm bir an nasıl bir ruh, nasıl bir ortam taşıyor diye. Direkt aklıma aslında ben biraz da bu seçimde
Hatay ruhuyla bir seçim kampanyası yönetiyorum. Hatay ruhu içinde herkesin olduğu, her kesimin olduğu, inançların, kökenlerin bir arada yüzyıllardır yaşadığı ve o medeniyetlerin müthiş bir uyum içerisinde çok güzel bir kent yarattığını görüyorum. Dolayısıyla bugün belki de İstanbul'da unutulmuş bu tarz duyguların tekrar filizlenmesi, tekrar köpürmesi şarttır. Bu memleket için de şarttır. İnsanlık için de şarttır. Dolayısıyla sevginin ve saygının kenti olan Hatay'dan aldığınız bu ruhla umut ediyorum İstanbul'da da sevgi ve saygı kazanacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Mehmet Özhaseki'nin, AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Anketlerle ilgili anketleri onlar gördükçe dilleri kirleniyor dedi. Adayların konuşmalarını, seçim çalışmalarını sık sık ekrana getiriyoruz. Şimdi farklı bir adayı ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Büyük Birlik Partisi'nin adayı. Kendisi Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşıyor. Belediye başkan adayı aynı zamanda inşaat işçisi. Gündüzleri inşaatta çalışıyor, akşamları ise seçim çalışmasını gerçekleştiriyor. Onun işle ilgili mesaisi gündüz inşaatta, seçim mesaisi de paydos dilinden sonra sokaklarda başlıyor. Ne var ne yok, kolay gelsin. Sağ ol başkanım. Arkadaşlar, kardeşim ne var ne yok? Abiler afiyet olsun. Ben Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı. Oylarınız talibim. Nasip eder de bizlere oylarınızla olumlandırırsanız sizlere büyük mutluluk duyarız. 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin Buldan ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı olan Metin Erbülük inşaat işçisi. Günlük 60 liraya çalışan, harç karıp duvarları sıvayan Erbülük, yorucu iş temposuna rağmen mahalle mahalle gezip projelerini anlatıyor, kendini tanıtıyor ve destek istiyor. Yani sağ sol gözükmesin, bizleri destekleyin. Buldan'da da bir ilk yaşatmak istiyoruz Allah nasip ederse. Aday olarak açıklandığını duyan olanların şaşırdığını belirten Erbülük, seçimler için umutlu olduğunu söylüyor. Halkımızın ilgisini görünce yarışa ortak olduğumuz kanaatindeyim diyor. İlk çıktığımızda bizi tedirginle bakmışlardı. İşte belediye başkanı olur mu, olmaz mı? İşte durumunun belli olduğunu, bizi parayla olmadığını göstermek amacıyla zaten bu yolu baş koyduk. Bizim seçim bütçemiz diye bir şeyimiz yok. Biz diğer partiler gibi işte şu kadar paramız, bu kadar paramız var dersek yalan söyleriz. Biz de 1 lira olmazız. Bu Allah'ın izniyle bu yola çıktık. Biz yani bütçemizde işte 10 milyar var, 5 milyar var gibi kelimeleri kullanırsak yalan olur. 1 liramız daha yok. Biz gönül aşkıyla bu yola çıktığımız için Buldanlı'yı da Buldan halkımıza bunu anlatabilmek için o yüzden bu yola çıktık. Büyük Birlik Partisi'nin ilçedeki kurucularından olduğunu söyleyen Erbülük, belediye gelirleri ve hayırsever katkılarıyla Buldan'a 3 üst geçit ve elektrik santrali kurmayı vaat ediyor. Halkların Demokratik Partisi'den Sezai Temelli, eş genel başkanı Sezai Temelli Iğdır'daydı ve orada yerel seçimlerle ilgili konuştu. Halka yalan söylüyorlar dedi ve aynı zamanda 31 Mart'ta sandıklara gidip yerinden yönetimi yeniden getireceğiz açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da seçim hazırlıklarını sürdürüyor sevgili izleyenler. Sancaktepe'deydi kendisi. Orada açıklamalarda bulundu. Partisinin adayı Özgen Nama'ya destek verdi. Herkesin işi, aşı, yemeği olsun dedi ve burada aslında biz sandıkta da ittifakı, demokrasi ittifakını yapmak zorundayız dedi. Sancaktepe belediye başkanı olacak. Asgari ücret net 2200 lira olacak. 2020 lira değil. 2200 lira olacak. Sadece yeterli mi olur? Hayır. Nasıl bizim belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren yeterliyse 1 Ocak'tan başlayarak Nisan'a kadar 2020 lirayla 2200 lira arasındaki farkı da ödeyecek işçi. Bunu yapacak.
Ama bir şey daha istiyorum. Bir şey daha istiyorum. Hiçbir işçiyi işinden atmayacak. Efendim bu işçi AK Parti döneminde belediyeye girdi. AK Partili, bu işçi MHP'li, bu işçi Saadet Partili, bunları atalım. Yok arkadaş. Bizim kitabımızda da, inancımızda da, felsefemizde de, dünya görüşümüzde de hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayız. Herkesin aşı, iş, ekmeği olsun. Herkesin. Çalıştığı sürece, ürettiği sürece başımızın üstünde yeri vardır. Amaç ne? Bu memlekette işsiz olmasın. 2200 liraya biliyorum fazla diyecekler. Onun için vermiyoruz diyecekler. 2200 liraya beyler otursunlar bir ay idare etsinler bakalım. Genel müdürleri var, müsteşarları var, bakanları var. Otursunlar bir ay sadece 2200 lira alsınlar. Altlarındaki makam arabları da olsun tamam. 2200 lirayla geçinsinler bakayım. Bir ay geçinsinler. Hayat pahalı, almış başını gidiyor. Ve krizle. Bakın değerli kardeşlerim. Reel sektörü yeni vurmaya başladı kriz. İşsizlik daha da artacak. Göreceksiniz. Hep beraber tanık olacağız. Ne olduğumuzu da biliyoruz. Mütevazi bir hayat sürüyoruz. Lüks bir hayatımız yok bizim. Har vurup harman savurmuyoruz. İsraf haramdır diye bir anlayışımız var. Düşünün. Türkiye'de binlerce araç var, makam aracı var. Bütün Almanya'da 9000. Bizde 100.000 aşkın. Ne oluyor Allah aşkına? Ne oluyor? Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum. Buranın, yani Sancaktepe'nin güzel bir kent, yaşanabilir bir kent, çocuklarımızın iyi okullarda okuduğu, annelerin güven içinde çocuklarını kreşe bıraktığı bir Sancaktepe'yi görmek istiyorsanız önümüzde ayın 31'i var ve sandığa gideceğiz. Ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Özgen Namay'ı da sizlerin oyları Allah'ın izniyle de onu belediye başkanı olarak makamında göreceğiz. Bizim ülkemiz cennet gibi. Emin olun cennet gibi. Her şeyimiz var ya. Denizimiz var deseniz en güzel deniz. Hava deseniz en güzel hava. Dağlar deseniz en güzel dağlar. Yaylalar deseniz en güzel yaylalar. Ovalar deseniz en güzel ovalar. Peki bu cennet gibi ülkeyi niye cehenneme çevirdik? Allah aşkına niye cehenneme çevirdik? İnsanlar sokakta birbirlerine selam veremez hale geldiler. A partisi, B partisi kavga edelim. Ya niye kavga edelim? Milleti niye birbirine düşürelim? Hizmet yarışı varsa ben de açıklarım, sen de açıklarsın. Bir hizmet yarışı olur eyvallah. Siyaset hizmet yarışıdır. Siyaset kavga alanı değil ki. Vatandaş neredeyse sokakta, kahvede birbirini boğazlayacak. Ve bundan da memnuniyet duyuyorlar. Bizim kültürümüz dünyanın en zengin kültürüdür. Dünyanın en zengin kültürü bu topraklarda var. Ve bu toprakların hamurunda barış var. Ya Yunus Emre'yi unutmak mümkün mü? Mevlana'yı unutmak mümkün mü? Erzurumlu Emrah'ı unutmak mümkün mü? Karacaoğlan'ı unutmak mümkün mü? Bize bunları unutturdular. Kavga edeceğiz. Niye kavga edelim? Niye kavga edelim? Aklımızı kullanarak sandığa gideceğiz. Ayın 31'inde inşallah yeni bir başlangıcı, yeni bir ufku Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Huzur istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Kavgasız bir ortamda yaşamak istiyoruz. Ben size bunun sözünü veriyorum.
Evet, yerel seçim artık yaklaşıyor, sayılı günler kaldı. Tabii partiler de sahaya iniyor oy istemek için. Ancak oy isterken Adalet ve Kalkınma Partili isimlerin sarf ettiği sözcükler oldukça dikkat çekiyor. Öyle ki hatırlayacaksınız, İsmet Yılmaz Ruzi Mahşer açıklamasını yapmıştı. Şimdi yine Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili, Şanlıurfa milletvekili Kasım Gülpınar'dan bir açıklama geldi ve kendisi dedi ki bize oy verenden Allah hesap sormayacak dedi. Evet, teşekkür ediyorum. Ruzu Mahşer'de yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. AKP'li İsmet Yılmaz'ın o sözleri çok tartışıldı. Yılmaz dini siyasete alet etmekle eleştirildi. Ya Rabbi kafir güruha fırsat verme. Amin. Onlara ya Rabbi bir başkanlık, bir muhtarlık dahi ihsan eyleme ya Rabbi. Amin. Yılmaz'ın Ruzi Mahşer'le ilgili sözlerinin ardındansa sözde bir hocanın AKP'ye o istediği görüntüler gündeme gelmişti. Ruzu Mahşer'de yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. İşte İsmet Yılmaz'ın o sözleri daha unutulmadan bu kez yine AKP'li bir isimden tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Allah hepimizden razı olsun. Dört dönem bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki yarın inşallah mahşerde Allah Teala'nın karşısına çıktığınız zaman Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak. Görüntüler Şanlıurfa'dan. AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarında kurdu bu cümleyi. Seçmenden AKP adayına oy istedi, mahşeri işaret etti. Allah hepimizden razı olsun. Dört dönem bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah Teala'nın karşısına çıktığınız zaman Allah Kur'an'dan ayetler okudu, seçmene bize oy verirseniz kıyamet gününde size hesap sorulmayacak dedi. Adeta seçmene kıyamet gününün garantisini verdi. AKP'nin bu sözlere nasıl açıklama getireceği ise şimdilik merak konusu. Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılananların sayısı artıyor. Hatta binleri aştı diyebiliriz. Şimdi Ankara'dan çarpıcı bir örnek vereceğiz bu konuyla ilgili. Bir baba kızından, bir kız da babasından, yani kızı da babasından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği suçlamasıyla, bu iddiayla şikayetçi oldu. Ankara'da yaşanan olay Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarında gelinen noktayı gözler önüne sermesi açısından çarpıcı. Bir Gün gazetesinin haberine göre önce M.C. isimli baba, üniversite öğrencisi kızından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ardından da A.T.C. babası M.C.'nin Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının Erdoğan'a hakaret ettiğini öne süren baba M.C. 14 Ocak 2019'da savcılığa suç duyurusunda bulundu, kızının cezalandırılmasını istedi. Babasının suç duyurusu üzerine A.T.C. hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başladı. Kovuşturma başlaması içinse Adalet Bakanlığı'ndan izin gerekiyor. Bu arada şaşırtıcı bir gelişme oldu. ATC de babasının Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini bildirerek savcılığa suç duyurusunda bulundu, babamdan şikayetçiyim dedi. Savcılıksa MC hakkında takipsizlik kararı verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi hukuk çevreleri sadece bir kişiyle ilgili, yani Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma ve açılan dava sayısının çok yüksek olduğunu vurgu yapıyor. Mavi Marmara Anlaşması'nın gizli maddeleri olduğu iddia ediliyor. İsrail'de hukuk alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 2016'da imzalanan İsrail-Türkiye Anlaşması'nın tam metni olduğunu iddia ettiği bir belge gönderdi. Metnin ekinde ise Gazze'ye yapılacak yardımlar ve karşılıklı terörist saldırılarının engellenmesi maddeleri var. Ne diyordu? Otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi yoksa biz mi?
Eğer otorite Türkiye'de bizsek, biz zaten izni verdik. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Mavi Marmara konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki farklı açıklaması tartışmalara sebep olmuştu. Mavi Marmara tekrar gündemde. İsrail'in 9 yıl önce Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisini durdurarak 10 kişiyi öldürdüğü saldırıya ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmayla ilgili yeni bir haber basına sızdı. BBC Türkçe'nin haberine göre İsrail Hukuk Merkezi adlı Tel Aviv merkezli bir sivil toplum örgütü Mavi Marmara davasının görüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 28 Haziran 2016'da İsrail ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın tam metni olduğunu iddia ettiği bir belge gönderdi. Bu belgede daha önce kamuya açıklanan 6 maddenin yanı sıra gizli 5 madde daha var. Bu 5 maddede dikkat çeken 2 madde ise şöyle. Filo olayıyla alakalı olarak Türkiye'de süren tüm ulusal yasal işlemlerin hızlı şekilde sonlandırılması için çalışılacak. Türkiye ve İsrail kendilerine ait topraklardan birbirlerine karşı herhangi bir terörist ya da askeri faaliyete izin vermeyeceğini ya da yurt dışındaki bu tarz faaliyetleri destekleyeceğini beyan eder. Bu maksatla Türkiye ve İsrail kendi topraklarında herhangi bir örgüt ya da kuruluşun karşı tarafa karşı bu tarz faaliyetlere girişmemesi, planlamaması, yürütmemesi, yönetmemesi ya da finanse etmemesi için gereken tüm önlemleri alacağını garanti eder. Türkiye, Mavi Marmara olayı sonrasında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için 3 şart ortaya koymuştu. Özür, tazminat ve Gazze'ye yönelik ambargonun kaldırılması. 28 Haziran 2016'da imzalanan ve ardından büyükelçilerin karşılıklı atandığı anlaşmanın kamuoyuna açıklanan 6 maddesinde sadece tazminata yönelik hükümler yer aldı. İstanbul'da Hacı Osman Sanayi, Şişli Hacı Osman arasında metro ulaşımında aksama yaşandı. Metro hatlarında enerji kesintisi nedeniyle ulaşım durduruldu, yolcularsa tahliye edildi. Seferler sadece Yenikapı Şişli ve Sanayi Hacı Osman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro, İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz Yenikapı Şişli ve Sanayi Hacı Osman istasyonları arasında yapılmakta olup teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu. Ancak bölgede yolcular uzun süre mağduriyet yaşadı ve trafik yoğunluğu oluştu. Anlayışınız için teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde sevgili izleyenler, Alabama eyaletinde bir hortum vurdu. Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum can ve mal kaybına neden oldu. Yetkililer hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde ölenlerin sayısının 23'e çıktığını, hayatını kaybedenlerin ise aralarında çocukların olduğunu söyledi. Hortumda çok sayıda kişi de yaralı bulunuyor. Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortumsa Georgia eyaletinin güneybatısında etkili oldu. Çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu. Bazı evlerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin evlerinde mahsur kaldığı bildirilen yetkililer tarafından Florida ve Güney Kaliforniya eyaletleri içinde hortum uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'sa Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve dikkatli ve güvende olmalarını istedi Alabama halkından. Evet, şimdi kısa bir ara sevgili izleyenler, saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Gününüzü sürdüreceğiz. Sevgili izleyenler, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Yerel seçim için artık az bir süre kaldı ve partiler sahaya çıkıyor ve bütün parti liderleri aynı zamanda belediye başkan adayları da kendi
partileri için oy istiyor elbette. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sancaktepe'deydi. Orada partisinin adayı Özgen Nama'ya destek verdi. Herkesin işi aşı ekmeği olsun dedi. Aynı zamanda Demokrasi İttifakı'nı sandıkta yapmak zorundayız ifadelerini kullandı. Sancaktepe belediye başkanı olacak. Asgari ücret net 2200 lira olacak. 2020 lira değil, 2200 lira olacak. Sadece yeterli mi olur? Hayır. Nasıl bizim belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren geçerliyse, 1 Ocak'tan başlayarak Nisan'a kadar 2020 lirayla 2200 lira arasındaki farkı da ödeyecek işçiye. Bunu yapacak. Ama bir şey daha istiyorum. Bir şey daha istiyorum. Hiçbir işçi işinden atmayacak. Efendim bu işçi AK Parti döneminde belediyeye girdi. AK Partili, bu işçi MHP'li, bu işçi Saadet Partili, bunları atalım. Yok arkadaş. Bizim kitabımızda da, inancımızda da, felsefemizde de, dünya görüşümüzde de hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayız. Herkesin aşı, işi, ekmeği olsun. Herkesin. Çalıştığı sürece, ürettiği sürece başımızın üstünde yeri vardır. Amaç ne? Bu memlekette işsiz olmasın. 2200 liraya biliyorum fazla diyecekler. Onun için vermiyoruz diyecekler. 2200 liraya beyler otursunlar bir ay idare etsinler bakalım. Genel müdürleri var, müsteşarları var, bakanları var. Otursunlar bir ay sadece 2200 lira alsınlar. Altlarındaki makam arabaları da olsun tamam. 2200 lirayla geçinsinler bakayım. Bir ay geçinsinler. Hayat pahalı, almış başını gidiyor. Ve krizle. Bakın değerli kardeşlerim. Reel sektörü yeni vurmaya başladı kriz. İşsizlik daha da artacak. Göreceksiniz. Hep beraber tanık olacağız. Ne olduğumuzu da biliyoruz. Mütevazi bir hayat sürüyoruz. Lüks bir hayatımız yok bizim. Har vurup harman savurmuyoruz. İsraf haramdır diye bir anlayışımız var. Düşünün. Türkiye'de binlerce araç var, makam aracı var. Bütün Almanya'da 9000. Bizde 100.000 aşkın. Ne oluyor Allah aşkına? Ne oluyor? Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum. Buranın, yani Sancaktepe'nin güzel bir kent, yaşanabilir bir kent, çocuklarımızın iyi okullarda okuduğu, annelerin güven içinde çocuklarını kreşe bıraktığı bir Sancaktepe'yi görmek istiyorsanız önümüzde ayın 31'i var ve sandığa gideceğiz. Ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Özgen Nama'yı da sizlerin oyları Allah'ın izniyle de onu belediye başkanı olarak makamında göreceğiz. Bizim ülkemiz cennet gibi. Emin olun cennet gibi. Her şeyimiz var ya. Denizimiz var deseniz en güzel deniz. Hava deseniz en güzel hava. Dağlar deseniz en güzel dağlar. Yaylalar deseniz en güzel yaylalar. Ovalar deseniz en güzel ovalar. Peki bu cennet gibi ülkeyi niye cehenneme çevirdik? Allah aşkına niye cehenneme çevirdik? İnsanlar sokakta birbirlerine selam veremez hale geldiler. A partisi, B partisi kavga edelim. Ya niye kavga edelim? Milleti niye birbirine düşürelim? Hizmet yarışı varsa ben de açıklarım, sen de açıklarsın. Bir hizmet yarışı olur eyvallah. Siyaset hizmet yarışıdır. Siyaset kavga alanı değil ki. Vatandaş neredeyse sokakta, kahvede birbirini boğazlayacak. Ve bundan da memnuniyet duyuyorlar. Bizim kültürümüz dünyanın en zengin kültürüdür. Dünyanın en zengin kültürü bu topraklarda var. Ve bu toprakların hamurunda barış var. Ya Yunus Emre'yi unutmak mümkün mü? Mevlana'yı unutmak mümkün mü? Erzurumlu Emrah'ı unutmak mümkün mü? Karacaoğlan'ı unutmak mümkün mü? Bize bunları unutturdular. Kavga edeceğiz. Niye kavga edelim? Aklımızı kullanarak sandığa gideceğiz.
ayın 31'inde inşallah yeni bir başlangıcı, yeni bir ufku Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Huzur istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Kavgasız bir ortamda yaşamak istiyoruz. Ben size bunun sözünü veriyorum. Evet, işsizlik artıyor, iş kuyrukları ise uzuyor. İş kuyruğu dediğimiz zaman aslında en çarpıcı görüntüler Zonguldak'tan ve Bartın'dan gelmişti sevgili izleyenler. Yine işsizlik için işe başvurmak isteyen kişiler bir salonda toplandı ve sıra oldukça yine uzundu. Yüzlerce kişi başvurdu. Aynı zamanda kura çekimi yapılacaktı. Cumartesi günü asıl, pazar günü de yedek listeleri asıldı. Ancak konu farklı bir bakış açısı kazandırdı. Çünkü sevgili izleyenler, orada çekilişi yapılacak olan kişi bir AKP'liydi. O kişinin AKP'den belediye meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Uzadıkça uzayan iş kuyrukları son dönemde neredeyse ekranlardan hiç eksilmiyor. Bu seferki görüntülerde kalabalığın nedeni ise yapılan başvuruların nasıl sonuçlanacağı ile ilgili. Valla iş yok. İnşallah hayırlısı olur ya. Başka yapacak bir işimiz yok şu an. Boştayız. Geçinmek çok zor. Çocukları da var. Evleri kira mecbur. Bu garanti yani devlet işi. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak 1000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Yoğun kalabalıktan dolayı salona sığmayan vatandaşlar için dışarıya LED ekranlar kurularak çekiliş takip ettirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonunda ilk etapta alınacak 1000 işçi için Zonguldak'a 700, Karabük'e 200, Bartın'a 100 kontenjan ayrıldı. 3 il için noter huzurunda gerçekleştirilen kurada çekilişe gölge düştüğünü ise CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ortaya çıkardı. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TTK işçi alımı için noterlikçe yapılacak kura çekilişi için salondayız. Ancak işçi alımı için yapılacak kuraya şimdiden gölge düştü. Kura çekilişini yapacak noter vekili AK Partili belediye meclis üyesi adayı Birkan Hamarat ifadelerini kullandı. İşkur aracılığıyla 12-18 Şubat arasında alınan başvurularda Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak maden işçileri için toplam 35.770 iş başvurusu yapılmıştı. Bunlardan sadece 1000'i işe yerleştiriliyor. Geride kalanlar ne yapacak? CHP'li vekilin gündeme taşıdığı AKP'li noterle ilgili sorular nasıl yanıt bulacak? Evet, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı sevgili izleyenler. TÜİK'in verdiği verilere göre enflasyon Şubat'ta 0,16 artarken yıllık bazda ise 19,67 oldu. ...12 aylık ortalamaya göre %17,93 artış gerçekleşti enflasyonda Şubat ayında. Ve Şubat ayının zam şampiyonu %35,19'la marulda oldu. TÜİK verilerine göre fiyat artışında marulu %23,97 ile maydanoz, %18,66 ile kırmızı lahana izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %14,99'la erkek kazağında gerçekleşmişti. Bunu %14,66 ile domates, %13,62 ile kadın kabanı, %11,49 ile çocuk kazağı, %10,81 ile elbise, %9,66 ile kadın botu, %9,39 ile da erkek montu izledi. Türkiye devlet harcamalarında diğer ülkeleri solladı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye kamu harcamalarında üst sırada sevgili izleyenler. Makam aracının fazlalığı ise dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı.
Yaz aylarında yaşanan kur krizinin ardından iktidar kanadından tasarruf sesleri yükselmeye başlamıştı. Ama Türkiye geçen aylara rağmen devlet harcamalarında diğer ülkelerle kıyaslandığında üst sırada. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıktı bu veri. En çok harcama ise kamu araçlarına yapılıyor. Türkiye'de 115 bin kamu aracı var. Avrupa'ya dönüp baktığımızda ise rakamlar daha mütevazı. Fransa'da 2 bin, İtalya'da ise 29 bin kamu aracı var. Makam aracında da zirvelerdeyiz. Türkiye'de kamuda 417 şoförlü kamu aracı bulunurken İngiltere'de üst düzey hükümet yetkilileri için 90 araç tahsis edilmiş. Belçika'da ise 72. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kamu kuruluşlarının sahip oldukları araç envanteri konusunda çalışma başlattı. Araçların sınıflarını düşürmek, sayılarını azaltmak hedefleniyor. Ama o hedeflerin tutturulması pek olası görünmüyor. Antalya'da icra ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet Yediyemin Otoparkı'nda çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu ise bu durumdan oldukça dertli. Burası bir araç mezarlığı değil, döviz çöplüğü diyor. Aslında uzaktan burası bir araba mezarlığı zannedilebilir ama işin aslı öyle değil. Yani dışarıdan bakıldığı zaman burası bir araç mezarlığı gibi gözüküyor ama aslında burası bir döviz çöplüğü. Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip Yediyemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu ise oldukça dertli. Bu araçların burada uzun süre kalması icra iflas kanunundaki aksaklıklar yönünden. 34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2500 otomobil ve 2000'e yakın motosikletin olduğunu ifade eden Topçu, ülkenin ekonomik yönden zarar ettiğini belirtiyor. Bizim şu anda elimizde 14-15 senedir bekleyen araç var. Tabii bu araçların uzun süre beklemesi ülke ekonomisinde çok büyük zararı var. Bunlar neticede milli servet. Bunların hepsi dövizle yurt dışından geliyor. Burada dövizimizi heder ediyoruz diyor. Burada araçlar çürümeye yüz tutuyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman burası bir araç mezarlığı gibi gözüküyor ama aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz. Yani ülke ekonomisine çok büyük zarar veriyoruz. Yediyemin depolarının zarar ettiklerini söyleyen Topçu, çözümü de icra iflas kanununda değişiklikte buluyor. İcra iflas kanununda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın satışından da sorumlu olması lazım. Yediyemin depoları uzun süre bekleyen araçların hepsinde zarar eder. Evet, Türkiye'de çok sayıda konut mağduru var. Biz de bunu sık sık ekrana taşımaya çalışıyoruz. Şimdi o konut mağdurlarının sesini, çağrısını ekrana taşıyacağız sevgili izleyenler. Esenyurt'ta bir araya geldiler ve binlerce lira ödemelerine rağmen hala bir evleri yok. Biz evimizi istiyoruz diye hükümete seslendiler. Hükümetten yardım istediler. Mağdurlarız. Yani burada 4-5 bin kişi, 4-5 bin aile daha doğrusu. Her ailede de 4'er 5-5 kişi olduğunu düşünürsek bayağı bir mağduruz. Konut mağdurları geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıp maketten yaptıkları konutları ateşe vermişti. Bu sefer şantiye alanına gittiler. Burası Esenyurt, dikey mimarinin yeni merkezlerinden. Kaç sene oldu? Ben buraya geldim de şurada ev yoktu. Bakın, çekin. Şurayı çekin. Şuralar bomboştu. Anlatabiliyor muyum? Ben evimi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kimse burada parasının peşinde değil. Herkes evinin peşinde burada. Alanda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup sloganlar atarak firma sahibini protesto etti. Ayrıca yetkililere seslenen mağdurlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. Bizden para talep ediliyor. Bizden para talep edildiğinde biz bu parayı zaten veremiyoruz. Burada kirasını, buradan kira yardımı alıp da insanlar kiralarını ödüyorlardı. Bu insanlar kiralarını ödeyemeyecek durumda. Çoğu arkadaşlarımız şu an icralık durumdalar. İcralık olduğundan dolayı mahkemelere uğraşıyoruz ve biz mağduruz. Bu insanların bize yardım etmesini, devletin bize yardım etmesini istiyoruz.
Protesto sırasında inşaatlardan birine çıkan bir kişiyi polis ekipleri aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan vatandaşın dalgın bir anından faydalanan ekipler yakalayarak apartmandan aşağı indirdi. Adı öğrenilemeyen vatandaş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AKP'nin eski milletvekillerinden Aydın Ünal, sosyal medya hesabında Pelikan denilen gizli örgüt AK Parti'yi sinsice zehirliyor mesajını paylaştı. Ünal, dikkat çeken o tweetini daha sonra incinenler olmuş diyerek sildi. Pelikan örgütü AK Parti'yi sinsice zehirliyor. AKP'li eski vekilin söylediği bu sözler partiyi karıştırdı. Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP'nin eski milletvekili. Akşam saatlerinde attığı bir tweet büyük ses getirdi. Parti içindeki gizli bir örgütten bahsetti Ünal. Tedbir için henüz vakit varken tarihe şu kaydı düşelim. Adına Pelikan da denilen gizli bir örgüt AK Parti'yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti. Başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek. Ünal daha sonra incinenler olmuş diyerek tweet'i sildi. Hatır için sildim açıklamasını yaptı. İstişare etmemiz gereken her hususu gündemimize alıyoruz. Ünal'ın bahsettiği Pelikan isimli gizli örgüt AKP'deki Pelikan dosyalarını akıllara getirdi. Kim olduğu bilinmeyen isim ya da isimler tarafından internette paylaşılan o dosyalar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınma süreci başlatılmıştı. Aydın Ünal geçtiğimiz aylarda da partisini AK Parti'nin 16 yıldır girdiği her seçimi kazanmış olması gireceği her seçimi kazanacağı garantisini vermez sözleriyle uyarmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Gebze'de konuştu, israf ekonomisini eleştirdi. Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği belliydi, böyle bir israfın olduğu hiçbir yerde ayağa kalkış ve ekonomik diriliş gerçekleşmez dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da Adalar'a gitti Binali Yıldırım ve orada Adalılara seslendi. Deniz yolu ulaşımı ücretsiz olacak vaadinde bulundu. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'ın bu sözleri evet ancak CHP adına da Ekrem İmamoğlu demişti ki ulaşım bedava olacak vaadinde bulunmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmamoğlu'na cevap olarak sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun demişti. Şimdi hali böyle olunca Binali Yıldırım'ın o sözleri ve Ekrem İmamoğlu'nun sözleri ardındansa Erdoğan'ın İmamoğlu'na bu cevabı dikkat çekti. Yaz, kış, adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Ya sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun? Seçim çalışmalarını Büyükada'da sürdüren AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım meydanda vatandaşları selamlayarak AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı binasına yürüdü. Burada halka hitap eden Yıldırım bazı vaatlerde de bulundu. Yıldırım'ın özellikle AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği ulaşım bedava olacak vaadini adalarda uygulayacaklarını söylemesi dikkat çekti. Şunu söyleyeyim, peşin İstanbul kart olan ve İstanbul kartı kullanan yaz, kış, adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun. 65 yaş üstüne otobüsleri bedava yaptık. Niye? 65 yaş üstündeki benim vatandaşım zaten elden ayaktan neredeyse kesiliyor. Yani bir şey yaptığınız zaman bunun bir ifadesi olsun, tanımı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahan mitinginde İmamoğlu'nun ulaşım vaatlerine bu sözlerle yüklenirken sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun? Kalkar şu kadar indirim dersin. Siz bunlara inanıyor musunuz? Sözleriyle karşılık vermişti. Ya sen kimin cebinden nereye neyi bedava yapıyorsun?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da sürekli sahaya iniyor ve gün içerisinde birçok yere gidiyor aslında. Halkla iç içe olmayı, onların sorunlarını dinlemeyi seviyor İmamoğlu. Şişli'deydi. Orada mahalle birlikleri toplantısına katıldı ve kentsel dönüşüm fonu oluşturacaklarını belirtti. Daha sonra Büyükçekmece'ye geçti İmamoğlu. Orada da Hatay Medeniyetini Tanıtma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir toplantıya katıldı. Orada yaptığı konuşmadaysa Hatay ruhundaki o sevgiyi, o saygıyı İstanbul'a taşıyacağız dedi. Özellikle inşaat sektörünün süreç içerisindeki durumu... CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu seçim ziyaretlerine devam ediyor. Çoğu zaman bir günde 3 yeri hatta 4 yeri ziyaret eden İmamoğlu, aynı gün içinde önce Silivri, sonra Şişli ve Büyükçekmece'de temaslarını sürdürdü. Şişli'de kentsel dönüşüm sürecinde örgütlenen mahalle birliklerinin Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantısına katıldı. Mahalle birlikleri üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına "Bizimle misiniz, değil misiniz?" başlığıyla hazırladıkları 6 maddelik taahhütnameyi imzalama çağrısına olumlu yanıt veren İmamoğlu, taahhütnameye imza attı. Kentsel dönüşümde sorunların yaşandığına değinen İmamoğlu, bu sürece kendilerinin nasıl yaklaşacağını anlattı. Bu konuda bir kentsel dönüşüm fonu düşünüyoruz. Bu bizim için çok değerli bir kavram. Zira rantı yüksek alanlarda oluşturulacak olan projelerden elde edilecek artı kaynaklar, rantı düşük olan ve insanlarımızın daha sıkıntılı olduğu, gelir seviyesinin düşük olduğu ortamlara aktarılacak bir fon haline getirileceğini, bu özel çalışmanın aslında çok da ciddi bir finansman yaratarak İstanbul'da bugüne kadar İstanbul'un boş arazilerinde büyük binaların, o belki de çok çok büyük fiyatlara satılan konutların hiçbirisinden tek bir lirasından İstanbul'un faydalanamamasını, üzüntüsünü yaşıyorum. Artık bundan sonra rantı yüksek alanlarda üretilen rantın mutlaka toplumun ihtiyaç duyduğu noktalarda yine kentsel dönüşüme harcanacak bir fona dönüştürüleceğini size söz veriyorum. Seçim turlarını adeta zaman kavramı olmadan yürüten İmamoğlu, ziyaretlerini Hatay Medeniyetini Tanıtma ve Dayanışma Derneği'nin Büyükçekmece'de düzenlediği toplantıda noktaladı. Geceye Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile beraber katılırken vatandaşlar fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Toplantıda söz alan İmamoğlu, seçim çalışmalarını Hatay ruhuyla sürdürdüğünü söyledi. Saygının ve sevginin kenti olan Hatay'dan aldığımız bu ruhu umut ediyorum ki İstanbul'da kazanacak dedi. Şunu ifade edeyim, Hatay tabii bir sevgi kenti, sevgi şehri ve farkındaysanız İstanbul'da farklı bir siyasi süreci, farklı bir dili temsil etmeye çalışıyorum. Bu dili temsil ederken de açıkçası içinde neredeyse düşündüm bir an, nasıl bir ruh, nasıl bir ortam taşıyor diye. Direkt aklıma aslında ben biraz da bu seçimde Hatay ruhuyla bir seçim kampanyası yönetiyorum. Hatay ruhu içinde herkesin olduğu, her kesimin olduğu, İnançların, kökenlerin bir arada yüzyıllardır yaşadığı ve o medeniyetlerin müthiş bir uyum içerisinde çok güzel bir kent yarattığını görüyorum. Dolayısıyla bugün belki de İstanbul'da unutulmuş bu tarz duyguların tekrar filizlenmesi, tekrar köpürmesi şarttır. Bu memleket için de şarttır. İnsanlık için de şarttır. Dolayısıyla sevginin ve saygının kenti olan Hatay'dan aldığımız bu ruhla umut ediyorum İstanbul'da da sevgi ve saygı kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da seçim hazırlıklarını sürdürüyor sevgili izleyenler. Ve rakibi Mehmet Özhaseki'nin kendisine yönelik iddialarını yanıt verdi ve
anketleri görünce dilleri kirleniyor dedi. Evet, 31 Mart seçimlerini konuşurken adayları ve liderlerin neler yaptığını sık sık ekrana getiriyoruz sevgili izleyenler. Şimdi farklı bir adayı ekrana taşıyacağız. Denizli'nin Buldan ilçesinde belediye başkan adayı olan kişi aslında bir inşaat işçisi. Gündüz inşaatta çalışıyor, akşamsa seçim çalışmasını yapıyor. Onun işle ilgili mesaisi gündüz inşaatta, seçim mesaisi de paydos dilinden sonra sokaklarda başlıyor. Ne var ne yok, kolay gelsin. Sağ ol başkanım. Arkadaşlar, kardeşim ne var ne yok? Abiler, afiyet olsun. Ben Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı. Oylarınız talibim. Nasip eder de bizlere oylarınızla olumlandırırsanız sizlere büyük mutluluk duyarız. 31 Mart yerel seçimlerinde Denizli'nin Buldan ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı olan Metin Erbülük inşaat işçisi. Günlük 60 liraya çalışan, harç karıp duvarları sıvayan Erbülük, yorucu iş temposuna rağmen mahalle mahalle gezip projelerini anlatıyor, kendini tanıtıyor ve destek istiyor. Yani sağ sol gözükmesin, bizleri destekleyin. Buldan'da da bir ilk yaşatmak istiyoruz Allah nasip ederse. Aday olarak açıklandığını duyan İnsanların şaşırdığını belirten Erbülük, seçimler için umutlu olduğunu söylüyor. Halkımızın ilgisini görünce yarışa ortak olduğumuz kanaatindeyim diyor. İlk çıktığımızda bizi tedirginle bakmışlardı. İşte belediye başkanı olur mu, olmaz mı? İşte durumunun belli olduğunu, bizi parayla olmadığını göstermek amacıyla zaten bu yolu baş koyduk. Bizim seçim bütçemiz diye bir şeyimiz yok. Biz diğer partiler gibi işte şu kadar paramız, bu kadar paramız var dersek yalan söyleriz. Biz de 1 lira olmazız. Bu Allah'ın izniyle bu yola çıktık. Biz yani bütçemizde işte 10 milyar var, 5 milyar var gibi kelimeleri kullanırsak yalan olur. 1 liramız daha yok. Biz gönül aşkıyla bu yola çıktığımız için Buldanlı'yı da, Buldan halkımıza bunu anlatabilmek için o yüzden bu yola çıktık. Büyük Birlik Partisi'nin ilçedeki kurucularından olduğunu söyleyen Erbülük, belediye gelirleri ve hayırsever katkılarıyla Buldan'a 3 üst geçit ve elektrik santrali kurmayı vaat ediyor. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sezai Temelli de yerel seçimlerle ilgili konuştu. Iğdır'daydı kendisi ve orada halka yalan söylüyorlar. 31 Mart'ta sandıklara gideceğiz ve yerinden yönetimi yeniden getireceğiz dedi. Yerel seçim sürecinde liderler sahaya iniyor ve kendileri için, kendi partileri için oy istiyor demiştik. Şimdi aslında oy isterken kullanılan dil, söylenilen sözler oldukça dikkat çekiyor. Adalet ve Kalkınma Partili İsmet Yılmaz, Ruzi Mahşer açıklamasını yapmıştı hatırlayacaksınız. Ve ondan sonra yine aynı partiden dikkat çeken bir açıklama geldi sevgili izleyenler. AKP Milletvekili Kasım Gülpınar, bize oy verenden Allah hesap sormayacak dedi. Evet, teşekkür ediyorum. Ruzu Mahşer'de yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. AKP'li İsmet Yılmaz'ın o sözleri çok tartışıldı. Yılmaz dini siyasete alet etmekle eleştirildi. Ya Rabbi kafir güruha fırsat verme. Amin. Onlara ya Rabbi bir başkanlık, bir muhtarlık dahi ihsan eyleme ya Rabbi. Amin. Yılmaz'ın Ruzu Mahşer'le ilgili sözlerinin ardındansa sözde bir hocanın AKP'ye o istediği görüntüler gündeme gelmişti. Ruzu Mahşer'de yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. İşte İsmet Yılmaz'ın o sözleri daha unutulmadan bu kez yine AKP'li bir isimden tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Allah hepimizden razı olsun. Dört göre bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla size diyorum ki yarın inşallah mahşerde Allah'ın yararının karşısına çıktığınız zaman Allah o emaneti bize görüntüler Şanlıurfa'dan. AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarında kurdu bu cümleyi. Seçmenden AKP adayına oy istedi, mahşeri işaret etti. Allah hepimizden razı olsun. Dört göre bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla,
vicdan rahatlığıyla size diyorum ki yarın inşallah mahşerde Allah'la beraber karşısına çıktığınız zaman Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir esas olmayacak. Ye'murukum en tu'eddile emanete li ehlihim. Kur'an'dan ayetler okudu, seçmene bize oy verirseniz kıyamet gününde size hesap sorulmayacak dedi. Adeta seçmene kıyamet gününün garantisini verdi. AKP'nin bu sözlere nasıl açıklama getireceğise şimdilik merak konusu. Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan binlerce kişi var. O örneklerden birini şimdi ekrana taşıyacağız. Ankara'da çarpıcı bir olay yaşandı. Bir baba kızından, kızı da babasından Cumhurbaşkanı'na hakaret işledi suçlamasıyla, iddiasıyla şikayetçi oldu. Ankara'da yaşanan olay Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarında gelinen noktayı gözler önüne sermesi açısından çarpıcı. Bir Gün gazetesinin haberine göre önce M.C. isimli baba, üniversite öğrencisi kızından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Ardından da ATC, babası M.C.'nin Erdoğan'a hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının Erdoğan'a hakaret ettiğini öne süren baba M.C., 14 Ocak 2019'da savcılığa suç duyurusunda bulundu, kızının cezalandırılmasını istedi. Babasının suç duyurusu üzerine ATC hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başladı. Kovuşturma başlaması içinse Adalet Bakanlığı'ndan izin gerekiyor. Bu arada şaşırtıcı bir gelişme oldu. ATC de babasının Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini bildirerek savcılığa suç duyurusunda bulundu, babamdan şikayetçiyim dedi. Savcılıksa M.C. hakkında takipsizlik kararı verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Hukuk çevreleri sadece bir kişiyle ilgili, yani Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma ve açılan dava sayısının çok yüksek olduğuna vurgu yapıyor. Mavi Marmara Anlaşması'nın gizli maddeleri olduğu iddia ediliyor. İsrail'de hukuk alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 2016'da imzalanan İsrail-Türkiye Anlaşması'nın tam metni olduğunu iddia ettiği bir belge gönderdi. Metnin ekinde Gazze'ye yapılacak yardımlar ve karşılıklı terörist saldırılarının engellenmesi maddeleri var. Diyordu, otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Mavi Marmara konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki farklı açıklaması tartışmalara sebep olmuştu. Mavi Marmara tekrar gündemde. İsrail'in 9 yıl önce Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisini durdurarak 10 kişiyi öldürdüğü saldırıya ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmayla ilgili yeni bir haber basına sızdı. BBC Türkçe'nin haberine göre İsrail Hukuk Merkezi adlı Tel Aviv merkezli bir sivil toplum örgütü Mavi Marmara davasının görüldüğü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 28 Haziran 2016'da İsrail ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın tam metni olduğunu iddia ettiği bir belge gönderdi. Bu belgede daha önce kamuya açıklanan 6 maddenin yanı sıra gizli 5 madde daha var. Bu 5 maddede dikkat çeken 2 madde ise şöyle. Filo olayıyla alakalı olarak Türkiye'de süren tüm ulusal yasal işlemlerin hızlı şekilde sonlandırılması için çalışılacak. Türkiye ve İsrail kendilerine ait topraklardan birbirlerine karşı herhangi bir terörist ya da askeri faaliyete izin vermeyeceğini ya da yurt dışındaki bu tarz faaliyetleri desteklemeyeceğini beyan eder. Bu maksatla Türkiye ve İsrail kendi topraklarında herhangi bir örgüt ya da kuruluşun karşı tarafa karşı bu tarz faaliyetlere girişmemesi, planlamaması, yürütmemesi, yönetmemesi ya da finanse etmemesi için gereken tüm önlemleri alacağını garanti eder. Türkiye, Mavi Marmara olayı sonrasında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için 3 şart ortaya koymuştu. Özür, tazminat ve Gazze'ye yönelik ambargonun kaldırılması. 28 Haziran 2016'da imzalanan ve ardından büyükelçilerin karşılıklı atandığı anlaşmanın kamuoyuna açıklanan 6 maddesinde sadece tazminata yönelik hükümler yer aldı.
İstanbul'da Hacı Osman Sanayi Şişli Hacı Osman arasında metro ulaşımında aksama yaşandı. Metro hatlarında enerji kesintisi nedeniyle ulaşım durduruldu. Yolcularsa tahliye edildi. Seferler sadece Yenikapı Şişli ve Sanayi Hacı Osman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz Yenikapı Şişli ve Sanayi Hacı Osman istasyonları arasında yapılmakta olup teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu. Ancak bölgede yolcular uzun süre mağduriyet yaşadı, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız hayatını kaybetti. İki kardeşini kaybeden Yaşar Yıldız, yas evi olarak toplanılan evinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Olay Karlı Bayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız yaşamını yitirdi. Üç kişi yaralandı. Ve olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altında olan yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi. Çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşleri Nabi'yi Yaşar Yıldız, yas evi olarak toplanılan evinin önünde silahla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor. Ekvador'dan Türkiye'ye yollanan muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi. Kokain yakalandı ama alıcısı da gönderen de sır. Şimdi o polis isimleri bulmaya çalışıyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı istihbaratı aldı. Ekvador'dan gelen gemi takibe alındı. Narkotik polisleri 21 Şubat'ta geminin Ambarlı Limanı'na konteynerlere indirdiği sırada baskın düzenledi. Muz yüklü konteynerde yapılan aramalarda 3 paket halinde toplam 185 kilogram kokain ele geçirildi. Konteyner tıra yüklenerek daha detaylı arama için güvenli bölgeye götürüldü. Polis ekipleri kokaini yollayanların ve teslim alacak kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından da görüntülendi. Evet, başkentte tarihi Hamamönü bölgesinde korkutan bir yangın çıktı sevgili izleyenler. Restoran olarak işletilen iki katlı tarihi bir konak alevlere teslim oldu. Başkentte sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ankara'nın en eski yerleşim birimlerinden biri olan tarihi Hamamönü Çarşısı alevlere teslim oldu. Tarihi çarşıda restoran olarak işletilen iki katlı konakta çıktı yangın. Kısa sürede yükseldi alevler, yanındaki iki tarihi konağa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bilanço ortaya çıktı.
Yangında tarihi konak tamamen kullanılamaz hale gelirken diğer konaklardaysa hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hortum ve sel felaketinden etkilenen Mersin'den yine kötü bir haber var. Şiddetli yağış seraları vurdu ve bazı seralar devrildi, bazılarında hasar oluştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına bazı seraların devrilmesine neden oldu. Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu şiddetli yağış ve fırtınada bazı seralar zarar gördü. Yoğun olarak seracılığın yapıldığı Tarsus ilçesine bağlı Kulak mahallesinde fırtına etkili oldu. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle de bazı seralar devrildi, bazılarında hasarlar oluştu. Vatandaşlar seraları korumak için tedbir alırken bir vatandaş da şiddetli fırtına ve yağışın verdiği zararı cep telefonuyla görüntüledi. Çiftçiler yağışın kısa sürmesinin zararın büyük olmasını engellediğini belirtti. Öte yandan yağış nedeniyle Tarsus Çamlı Yayla yolunun 5. kilometresinde toprak kayması da yaşandı. Olayın ardından karayolları ekiplerinin tedbir almasıyla ulaşım aksamadan sağlandı. Trafik işaretleriyle sürücüler uyarılırken olay yerine gelen yetkililer trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı son belirlemelere göre 23'e çıktı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu öğrenildi. Son belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi sevgili izleyenler. Hortum'da çok sayıda kişi de yaralı. Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum ağaçları yerinden söktü. Ekranda da gördüğünüz gibi. Ve bazı evlerin camları kırıldı. Evlerin çatıları uçtu. Evler zarar gördü. Ve evlerinde mahsur kaldığı bildirilen kişiler de var, yetkililer bildirdi. Ve yetkililer Florida ve Güney Kaliforniya eyaletleri içinde hortum uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Alabama halkından dikkatli ve güvende olmalarını istedi. Evet, 24 yürüyen merdiven, 27 asansör, 17 bin metrekarelik özel yapım halı ve 7 tonluk avize. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi'nde çalışmalar 6 yıldır sürüyor. Şu ana kadar yaklaşık yarım milyar lira harcandı. Çamlıca Camii'nin son olarak ışıklandırma testleri de gerçekleştirildi. Çamlıca Camii'nin yapımına 2013 yılında başlandı. Son olarak da ışıklandırma testleri yapıldı. Yeşil Ay haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırıldı. Testler sırasında kameralara bu görüntüler yansıdı. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide 24 yürüyen merdivenle 27 asansör var. Caminin içi 17 bin metrekarelik özel yapım halıyla kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor. Şu ana kadar yaklaşık yarım milyar lira harcanan caminin dernek başkanı Ergin Külünk çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu anda camimizin içerisindeki aydınlatma, dış aydınlatma, ısıtma, soğutma, kalorifer vesaire gibi teknik hususlarda testlerimiz devam etmekte. Hem camimizin etrafında yapmış olduğumuz işler, peyzaj çalışması, yol düzenlemeleri, tünel çalışmaları gibi hususların hem bir testi mahiyetinde olmak üzere o gün, o gece ibadet etmeye gayret edeceğiz. Caminin dev kubbesinin altına 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize yerleştirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında. Diğer halkalarsa 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.
Çamlıca Camii 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Caminin önümüzdeki haftalarda resmen ibadete açılması bekleniyor. Evet, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir okulda öğrenciler okula geç kaldı. Ancak okul müdürü geç kalan öğrencilere şiddet uyguladı sevgili izleyenler. O okul müdürü hakkındaysa inceleme başladı. Vuruyor, yakalarından tutup silkeliyor, arkadaşlarının yanında şiddet uygulayarak rencide ediyor. Ve bu okul müdürü hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattığını açıkladı. Şanlıurfa Viranşehir'deki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah ilk ders zili çalınca kapıda bekleyen ve okul müdürü olduğu belirtilen kişinin geç kalan öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada yer bulan görüntüler büyük tepki çekti. Ardından da okula geç kalan öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen okul müdürü hakkında Milli Eğitim tarafından inceleme başlatıldı. Evet, Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması yaşandı ve o maç Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bu sonuca tepki gösterdi. VAR sistemi olmasına rağmen hakemlerin bariz şekilde hata yaptıklarını söyledi Veli Ağbaba ve bence bundan sonra Başakşehir maça çıkmasın, kupayı verin, olsun bitsin dedi. Aynı zamanda Malatya Spor'u da eleştirdi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan ve Başakşehir'in 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Yeni Malatya Spor karşılaşmasında yaşananlar tartışmalara neden oldu. Özellikle maçın 44. dakikasında rakip takım ceza sahasında yere düşen Arda Turan için verilen penaltı kararına çok sayıda itirazda bulunuldu. Ancak VAR sistemi olmasına rağmen hakem VAR'a bile bakmadan penaltı kararını doğru olarak kabul etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Twitter hesabından tartışılan pozisyonun görüntülerini paylaşarak bu görüntü Türkiye futbolunun içinde bulunduğu durumun özetidir. Faul yapan futbolcu kart görecek diye beklerken penaltıyla ödüllendiriliyor. Çürümüşlük, kayırma, kollama hayatın her alanında. Başakşehir'i maçlara çıkarmayın artık, verin kupayı, olsun bitsin ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelere Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek de tepki gösterdi. Türkiye'yi sanatla sevgili izleyenler temsil etmek istiyorum. Çok güzel bir cümle. Bu cümle 9 yaşındaki İpek Kara'ya ait. Antalya'da yaşıyor kendisi ve bir yarışmaya katıldı. Rusya'da düzenlendi 24 Şubat'ta bu yarışma ve 3. Uluslararası Piyano Yarışması'ydı. Orada ikinci oldu ve yarışmada 9-10 yaş kategorisi arasında gerçekleşmişti. İpek şimdi Türkiye'yi New York'ta temsil edecek ve en büyük hayallerinden birisi de yaşı ilerledikçe her zaman dünyada Türkiye'nin adını sanatla duyurmak. Yaşındaki İpek 24 Şubat'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen piyano yarışmasında ikinci oldu. Haziran'da da New York'ta 5000 kişiye konser verecek. Antalya'da yaşayan 9 yaşındaki İpek 4 Haziran'da ABD'nin New York kentinde dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de piyano çalmaya hak kazandı. Ben yarışmada ilk önce çok heyecanlıydım başta ama daha sonra rahatladım, piyanoya oturdum. Sonra da güzelce çaldığım eserlerimi. Zaten sanki böyle çok huzurlu bir andı benim için. Böyle çok sakin, sessiz bir odada gibi hissediyorum kendimi. Sonra da işte ikinci oldum. Ve ben böyle piyanist olmak istiyorum yani. İpek Kara,
6 yaşındayken ailesine piyano çalmak istediğini söyledi. 9 ay piyano eğitimi aldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Antalya Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazandı. Sanatı çok seviyorum. Yani böyle içimden kıpır kıpır böyle sanat yapmak geliyor, piyano çalmak geliyor. Zaten dansı da çok seviyorum. 2 yıldır piyano ana sanat dalında eğitim gören İpek Kara, hocası doçent doktor Yuri Sayutkin'in ısrarıyla 24 Şubat'ta Rusya'da düzenlenen 3. Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldı. Yarışmada 9-10 yaş kategorisinde ikinci oldu İpek ve hayali ise her zaman dünya çapında Türkiye'yi temsil etmek. Piyanist olmak istiyorum. Dünyada farklı yerlerde konserler vermek istiyorum. Ve Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Evet, umarım temsil eder ve Türkiye'nin adını duyurur. Başarılar dileyelim biz de minik İpek'e. 2 saat boyunca gelişmeleri gün izinde aktardık sevgili izleyenler. Yarın saat 13 olduğunda yine güne iz bırakan gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.